2011 yılında yapılan bir derlemede 4 vaka örneği verilmiş. 4'ünde de epilepsi nöbeti var. Çok yoğun kullanımla beraber tetiklenen epilepsi Merhaba, enerji içeceklerinin çok yaygın olarak kullanıldığını görüyorum. Ve bunun ciddi bir bedeli var bence. Son derece gereksiz kullanılıyor. Nedir bunun bedeli? Enerji içeceklerini tanımlayalım. Yüksek miktarda şeker, glikoz içeren, yüksek miktarda kafein içeren, taurin gibi bazı amino asitleri ve inositol gibi bazı proteinleri, bazı maddeleri içeren, bunların çoğu da psikoaktif yani beyni etkileyen kimyasallar son derece etkili. Enerji içeceklerinin gücü nedir diye bir derlemeden kısaca özetle gitmek istiyorum. 2011'lerde yapılmış Hollanda'da, Almanya'da böyle çalışmalar var. Gençlerin enerji içeceği kullanımının alkol kullanımını arttırdığını söylüyor. Türk Gıda Kodeksinde karbonhidrat içeriğinde de insan vücudunda enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitaminleri içeren içecek diye tanımlanmış. Tarım Bakanlığı denetliyor. Enerji içeceği, güç içeceği, sportif besin diye gidiyor. Bunların içinde neler var? Günlük 500 mililitreden fazla önerilmiyor aslında. Fakat bunlar hep ikili ikili falan satıldı D boyutları falan var. Doğal olarak 500 mililitre olan satılanı var. İçlerindeki en önemli madde kafein. Kafein bir kahvede, bir bardak böyle americano gibi düşünün su bardağında 120-250 mikrogram civarında var. Kola'da daha az var. Hani 20-50 mikrogram var. Çayda bundan daha fazla var uyarıcı anlamda, tein anlamında. Bunlarda ise kahvenin içeriğinden daha fazla olabiliyor. markasına bağlı olarak da. Şimdi ne yapıyor? Kafein aslında gerçekten belli miktarda alındığında bilişsel kapasiteyi arttırıyor, spor yeteneğinizi arttırıyor vesaire vesaire. Bunlar baktığınız zaman iyi gibi. Fakat uykuyu bozabiliyor. Ciddi bir uykusuzluk, huzursuzluk, gerginlik, öfke yapabilir. Sadece kafeyi mi kullanıyorlar? Hayır. Aslında ette çok fazla bulunan taurin denen bir amino asit var. Taurin beyin gelişimi için önemlidir. Anne sütü, insan anne sütünde diğer sütlere göre en fazla bulunan amino asittir. Pek çok ülkede kullanılıyor ve beyne iyi geldiği kafein, taurin içeren içeceklerin bilişsel kapasiteyi arttırdığı düşünülüyor. Guarana denen bir şey var. Etken maddesi bu da Güney Amerika kaynaklı. Kafein, teofilin gibi uyarı, bir tür uyarıcı içeriyor. Teofilin zaten Koahta filan e, nefesi açmak için kullanıyoruz. Etken madde olarak da kullanıyoruz. Ginseng içerebiliyorlar. Onlarca yıldır, yüzlerce yıldır uzak doğuda halen de kullandığımız işte ginseng alkolitleri e, bilisel kapasite arttırmak için kullanıyoruz. Başka ne var? Karnitin var. E, Karnitin sporcular tarafından da çok kullanılıyor. Yağ yakmak, kas gelişimini arttırmak diye e, söyleniyor. Dayanma günü arttırmak diyor. Fakat bu iddialar doğru değil. Bunun dışında inositol var. Bir enzim kofaktörü. Depresyonda e, takviye olarak kullanılabilir. Efedrin kullanılabiliyor. Söyde efedrin, efedrin uyarıcı olarak e, grip ilaçları içinde vardır çoğunda. Bizi dinç tutar. E, ama unutmayın ki yani söyde efedrin aynı zamanda metanfetamin ham maddesi e, olan bir uyarıcı bu. Gerginliği, anksiyeteyi çok arttırabiliyor. Türkiye'deki içeriklerde baktığım zaman şöyle bir araştırdığımda örneğin Full Tortle, Monster, Red Ball Burn gibi Guarana, Taurin, Ginseng, Karnetin, Monster'da Inositol var mesela. Taurin var. Kolada kafein var gibi gibi bu maddenin hepsinin içerdiğini görebiliyoruz. Erkeklerin tüketimine göre kadınların tüketmesi biraz daha riskli. Hangi konuda riskli? Daha gergin oluyorlar eğer migren varsa tetiklenebiliyor. Bu 2011 yılında yapılan bir değerlemede 4 vaka örneği verilmiş. 4'ünde de epilepsi nöbeti var. Çok yoğun kullanımla beraber tetiklenen epilepsi. İlginç bir şekilde enerji içecekleri kullandığınız zaman enerjiniz baştan artar gibi oluyor. Fakat hipoglisemik rebound denen kan şekeri birdenbire altında pankreas hemen enzim salgıladığı için ins insülin salgıladığı için kan şekeriniz bir süre sonra aniden düşüyor ve yorgunluk başlıyor. İlginç bir şekilde enerji içeceği aldığında daha hızlı yoruluyorsun. Yani o onun bir geri dönmesi var, geri tepmesi var. Uykuluk halini azaltmıyor, arttırıyor deniyor. EKG'yi çok etkilemiyor. Bir taşikardi yapabiliyor hem kafein hem taurin idrarı arttırabiliyor. Sodyum atılımını arttırabiliyor. Bizim psikiyatri hastalarımızda önemli bir sorundur. Sodyum azlığı. Kafein astım atağını tetikleyebilir. Göğüse sıkışma, baygınlık, tansiyon yapabilir. Yine bunların içinde yüksek miktarda asitik malzeme olduğu için diş üzerinde çok ciddi bir sıkıntı var ve florlamak falan da işe yaramıyor. Çünkü çok güçlü asitler. Düzenli kullanıyorsanız düzenli floriti uygulaması yapılamayacağı için 4 vaka var. Bir tanesi mesela 25 yaşında sağlıklı bir kadın. Acil epilepsi nöbetiyle getirilmiş. Uykusuzluk, aşırı kafein, enfeksiyon, baş ağrısı için ilaç kullanımıyla beraber. 2 şişe 700 cc enerji içinde geçirdikten sonra bütün haftalar boyunca da günlük 500 cc içmiş, nöbet geçirmiş. Sadece enerji içecekleri kesilince nöbeti kalmamış. 19 yaşında ağır migren öyküsü olan bir genç evini arkadaşıyla birlikteyken nöbet geçiriyor. Nöbet, alkol, madde bağımlı, uyku yoksulluğu ve aşırı kafein tanımlanmış. 28 yaşında bir genç kadın nöbet geçirmiş. Kilo kaybı ve stresin için yeni bir ilacı ile ilgi başladığı için muhtemelen yine sibutramin, işte bu karınca yağı, kırmızı biber otu bilmem ne filan gibi bu abuk sabuk şeylerdir. 6 ay kadar önce bir nöbet geçirmiş ama arada tekrar nöbetleri olmuş. Enerji kullandığı sürece diyet ilaçlarını ve enerji işini kesince nöbetleri kesilmiş. Ve son olarak 24 yaşında bir erkek rastgele enerji tüketiyor. Bilmiyor ama her gün bir sürü içiyormuş. Enerji içeceği bırakıldıktan sonra tekrarlamamış. Vurgulanması gereken son bir şey de enerji içecekleri alkolün tadını seyreltmek, daha hızlı içebilmek gibi gerekçelerle gençler tarafından alkolle beraber çok fazla kullanılıyor. Bu yüzden bir enerji içeceği ile ilgili altın değerini de tavsiye Mümkünse içmeyin ama asla günde iki kutu yani 500 mililitreyi asla geçmeyin. Alkolle karıştırmasanız iyi olur. Çünkü biri uyarıyor, biri sakinleştiriyor. Sizi çok olumsuz etkileyebilir. Ve kesinlikle enerji içecekleri ya da spor içecekleri spor sonrasındaki sıvı kaybını yerine koyan, bunları gideren maddeler değiller. Bunun için kullanılmamalılar diye düşünüyorum. Ee, çok kısa süre enerji artışı için, dikkat artışı için kullanılabilir mi? Evet. Ama huzursuzluğu, gerginliği ve uykusuzluğu arttırabileceğini de bilin. Bir psikoaktif madde olduklarını bilin diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sarfınız için.